Tehlike ve fırsatı tespit etmek için ince ayar sahibi duyular. Ve ölümcül bir düşmanla savaşmak cesaret ister. Kalahari Kralı. Botswana, yılın bu zamanında yağmurlu bir cennet. Dünyanın en büyük fil popülasyonuna ev sahipliği yapıyor. Verimli bataklık arazileri ufka uzanıyor. ...130 bin kibar dev için ideal bir dünya. Hayat mükemmel görünüyor. Ama bu cennetin de kendi canavarları var. Bu aslanlar uzman fil avcıları. Ama muazzam bir savaşla karşılaşıyorlar. Filler kendilerini savunma konusunda uzmandır. Bu genç dişi tek başına kalmış. Ama boyutu ve gücü onun kuvvetli yanları. Aslanlar ona asılıyor. Ama jilet gibi keskin pençeleri onun 2,5 santimetre kalınlığındaki derisiyle başa çıkamaz. ...135 kilogramlık bu katillerin toplam kilosu bile onu yere yıkmaya yetmez. Bu bir çarpışma. Hayatta kalma isteği sarsılmaz. Güvenle ailesine dönüyor. Ama aslanlar geri dönecek. Kurak mevsim. Fil aileleri 15 bin kilometrelik destansı yolculuklarına başlıyor. Yastıklı ayaklar ağırlığı yayıyor. İzleri çevre boyunca
hayat kurtaran yollar oluşturuyor. Sürünün en yaşlı, en bilge dişi lideri yol gösteriyor. Bilgeliği tecrübesinden geliyor. Bütün yolları ezberlemiş. Zihin haritası aileyi yemek ve suya götürecek. Susuzluk ve açlık başlıca düşmanlar. Her filin günde 225 litreye kadar su içmesi ve neredeyse 225 kilogram yemek yemesi gerekiyor. Ve en körpe yapraklara ulaşmak zor olursa, sorun değil. Ağaç gövdeleri, 5 santimetrelik dikenler. Aç bir fili hiçbir şey durduramaz. İki parmaklı hortumları bir insanın eli gibi maharetlidir. Bir evin tuğlaları boyutundaki dişler, çalı ve ağaç kabuklarını ezerek hamura dönüştürür. Ama erişkinler yemek yerken, rahatlamak için harcadıkları kıymetli zaman çok kısa sürer. Aile tehlike tespit ediyor. Havada kötücül bir koku var. Aslanlar geri döndü. Yalnız bir erkeğin etrafı sarıldı. Ama 6 tonluk bir dev çalılıklarda çok uzun süre saklanamaz. Onu korkutamayacaklar. Her adımında yer sarsılıyor. Gücünü gösteriyor. Ve derin gürlemelerle uyarıda bulunuyor. Ama aslanlar pes etmiyor. Bu dev aslanları yollarından alıkoyuyor.
Uyarı çağrıları kilometrelerce uzağa gidiyor. Bir aile tehlike işaretini alıyor. Olağanüstü bir işitme duyuları vardır. Ama aynı zamanda ayaklarıyla dinlerler. Bu yeni anne sismik titreşimleri almak için hortumunu kullanıyor. Mesaj çok açık. Yavrunun etrafında bir koruma kalkanı oluşturuyorlar. Her an tetikte kalan anne ve teyzeler yavrularını savunmaya hazır. Dinliyorlar. Tehlike geçene kadar. Sonunda yolculuğa devam etmek güvenli. Yiyecek ve su arayışlarında sürüler giderek büyür. Filler 70 yaşına kadar yaşayabilir. Ve geniş bir aileye sahiptirler. Akraba ve arkadaşlar seyahat esnasında buluşup güçlerini birleştirir. Erişkin erkekler konvoya kas gücü katarak onları suya götüren dişi lideri takip eder. Ama bu ailenin farklı bir görevi var. Alarm çağrılarını duydular ve kurtarmaya geliyorlar. Çok geç kalmışlar. Bir yavru ölmüş annesinin yanında bekliyor. Cesedini canı pahasına korumaya hazır. Aslanlar bekliyor. Sonsuza kadar burada kalamayacağını biliyorlar. Sürü de bekliyor.
ta ki o gitmeye hazır olana kadar. Bu onun ailesi. Onlarla güvende olacak. Bir dişi lider suya ulaşmayı başardı. Bütün aile için sevindirici bir manzara. Hortumuyla tek seferde 4,5 litrenin üzerinde su çekebilir. Bütün sürü susuzluğunu gideriyor. Bu su birikintisi yüzülebilecek kadar derin. Ama yalnız değiller. Ve sakinlerden birinin gözü bebek fillerin üzerinde. Genç timsahlar sorun olmaz. Ama erişkinler başka bir hikaye. Afrika'da su içmek tehlikeli olabilir. Erişkin timsahlar bir fil yavrusunu ele geçirecek. Bazıları talihsiz karşılaşmalardan yara izleri almış. Bir insan için bu iki kolunu da kaybetmek gibi bir şey. Ama filler akıllı. Daima bir yolu vardır. Günler yağmursuz geçiyor. Sular buharlaşıp çamura dönüyor. Ama çamur bile fırsatlar getirir.
en güzel güneş kremini ve böcek spreyini temin ediyor. Ve tazeleyici bir banyo içinde birebir. Fillerin kırışık derisi çamuru hapseder ve onları serinletir. Ama bu aile için lüksün bir bedeli var. Suyun olduğu yerde yırtıcılar da olur. Aslanlar nerede avlanacaklarını çok iyi biliyor. Bir yavrunun tam yanına çıkıyorlar. Ama filler aslanların hareketlerini okuyabilecek kadar akıllı. Taktiklerini biliyorlar. Anne pozisyon aldıklarını gördüğü anda onları dağıtıyor. Yavru güvende. Sürü aç kaldı. Ama karanlık bastırırken güç dengesi değişiyor. Gece aslanlara ait. Su birikintileri bir gece pususu için kusursuz yerlerdir. Bu filler aslanların beklediğini biliyor. Geceye daha da karanlık çökerken aslanlar cesaret kazanıyor. Genç bir erkeği yalnız yakaladılar. Onları korkutmak için elinden geleni yapıyor. Ama pes etmeyecekler. Filin göremeyeceği kadar karanlık ama inanılmaz işitme duyusu her hareketlerini seçmesini sağlıyor.
sonunda iş tersine dönüyor. Destek geliyor. Bu gece aslanlar elleri boş dönüyor. Fil aileleri bir hayati su birikintisinden diğerine sürekli yürüme halindedir. Bazıları onların geçişini izler. Bazıları bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu bilir. Dişi liderlerin bilgisi ve fillerin üst derece koku alma duyusu onları suya götürecektir. Ama fillerin bile öğle güneşinde mola vermesi gerekir. Bu gölge çoktan kapılmış. Ama uzun süreliğine değil. Burada sıcaklık öldürebilir. Zayıfları ve ihtiyarları götürüyor. Bu aile içlerinden birini kaybetti. Sevdikleri için yas tutuyorlar. Arkadaşlar ve aile üyeleri saygılarını sunuyor. Ama burada uzun süre kalamaz. Aslanlar bedava yemek buldu. Bu ziyafet onları bir süreliğine oyalayacaktır. Ama kuraklık filler üzerindeki etkisini gösteriyor. Ve aslanlar bunu biliyor. Bir sonraki kurbanlarını bulmaları an meselesi. Kolay lokma gibisi yok.
Aslanlar sabırlı. Her fırsatı değerlendirmeye hazır. Hızlı ceylanları yakalamak zor. Ama küçük bir fil cazip bir hedef olur. Sürüye ayak uydurmak zor. Ama geride kalırsa aslanlar tereddüt bile etmeyecektir. Saldırmak için zaman kollayarak takip ediyorlar. Yavru ve anne sürüden ayrı düştü. Zaman geldi. Ama koruyucu bir anneyle uğraşmaya gelmez. Kükrüyor. Ve büyük kedileri korkutmak için trompet sesine benzer güçlü patlamaları kullanıyor. Yavru annesine yapıştırılmışçasına onun bacakları arasında duruyor. Aslanlar içeri sızmanın bir yolunu bulamıyor. Her hamlede bu fedakar annenin üstünlüğüyle karşılaşıyorlar. Yavru güvende. Şimdilik. Ufukta fırtınalar belirdi. Ama yağmur getirmiyorlar. Toprak kuruyor. Su bu kadar az olunca gerilim yükseliyor. Çaresizlik kavgalara dönüşüyor. Seçenekler tükeniyor.
yakında hayatta kalmak için savaşacaklar. Toprak kavrulmuş bir yaban alanına dönüyor. Daha vahim durumdakiler telef oluyor. Filler sıcaklıkla mücadele etmek için kulakları aracılığıyla ekstra kan pompalıyor. Kulaklarını sürekli sallamak onları serinletiyor ve ısılarını düşürüyor. Su birikintileri yok oldu. Ama filler birkaç hayati damlaya nasıl ulaşacaklarını biliyor. Kazıyorlar. İhtiyaç zamanlarında toprak bile yerler. Her lokmada önemli mineraller ve tuz var. Bu anne yeni doğmuş yavrusuyla birlikte devam edebilmek için elinden geleni yapıyor. Kendini serinletmek için boğazındaki bir keseden su çekiyor. O sırada bebek de onu gölgelik olarak kullanıyor. Gerçekten ihtiyaç duydukları şey tatlı su. Neyse ki bu anne onu tam olarak nerede bulacağını biliyor. Hepsi özel bir yere doğru ilerleyen yüzlerce başka file katılıyor. Kilometreler sonra yeniden canlanan kurumuş bir nehir yatağına dönüyorlar. Topraktaki hareketler yeraltı sularını ortaya çıkarıyor.
bir damla bir akarsuya dönüşüyor. Bir akarsu sel oluyor. Fillerin buraya geleceklerini nereden bildiklerinden emin olan yok. Belki de inanılmaz hafızalarından. Ya da suyun kokusunu 19 kilometre öteden alabilmelerinden. Fillerin zekası, gücü ve becerileri onları düşük ihtimallere rağmen hayatta tutar. Göz alabildiğince fil toplanıyor. Bazı anneler nehir akmaya başladığında doğum yapıyor. Ama ezeli düşmanları şimdi geri dönüyor. Bu yeni doğan henüz ayaklarının üzerinde sabit duramıyor. Ama anne 22 ay boyunca taşıdıktan sonra onu şimdi kaybetmemeye kararlı. Saldırıları destek çağırıyor. Herkes kurtarmaya geliyor. Fillerin gerçek kuvveti aileden gelir. Çok büyük güce sahip ve durdurulamaz bir aile.